İnsanın temel duygularından biri de korkudur. Korku üzerine sayısız film, kitap ve hikaye bulunmaktadır. Bugünkü konumuza girmeden önce internette çok sık paylaşılmış olan kısa korku hikayelerinden birini sizlerle paylaşmak isterim. Hikayeye göre gecenin ilerleyen saatlerinde uyumak için odasına gitmeye karar veren baba, çocuğun odasının önünden geçerken kapısının aralık olduğunu fark eder. Kapıya yaklaşıp içeri göz attığında çocuğunu yatağın içerisinde öylece dona kalmış bir şekilde otururken görür. Çocuk titremekte ve bir şeyler sayıklamaktadır. Bunun üzerine hızla kapıyı açarak odaya girer ve çocuğuna ne olduğunu, neden uyumadığını sorar. Korku dolu gözleri karşısındaki dolaba kilitlenmiş olan çocuk parmağıyla dolabı göstererek dolabın içerisinde bir yaratık olduğunu mırıldanır. Baba her ne kadar bu durumun çocuksu uyduruk korkulardan biri olduğunu düşünse de çocuğunun yüzündeki korku ifadesi bir şekilde kendisine de bulaşmıştır artık. Çocuğuna cesaret vermeye çalışarak isterse dolabı açıp içini kontrol edebileceğini söyler. Çocuk o kadar hızlı bir şekilde başını hayır anlamında sallar ki babanın beynine bulaşan korku duygusu hızla çoğalmaya başlar. Seri bir şekilde dolaba ilerler ve dolabın kapı kolunu sıkıca kavrar. Derin bir nefes alıp hızla dolabı açtığında az önce beyninde çoğalmaya başlayan korku gördüğü şey karşısında anında vücudundaki bütün hücrelere dolar. Zira az önce konuştuğu çocuğu dolabın içerisinde dizlerini göğsüne çekmiş bir şekilde korkuyla titremektedir. Çocuk babasına fısıldayarak çok korktuğu için dolaba saklandığını söyler. Çünkü şu an yatağında kendisine çok benzeyen bir yaratık oturmaktadır. Belki bir gün beynimiz ve korku arasındaki ilişkiyi uzun uzun inceleriz ama bugün konuşacağımız konu biraz farklı. Ne zaman bir şeylerden korkacak olsak durumumuzu ifade etmek için hep aynı kalıbı kullanırız. Kanınızı donduracak film, kanınızı donduracak kitap veya kanınızı donduracak görüntüler gibi. Peki niye sürekli bu ifadeyi kullanırız? Gerçekten de korktuğumuzda kanımız mı donar? Kanı donmak deyimi aşırı korku durumunu ifade etmekte olup hemen her dilde benzer bir karşılığı bulunmaktadır. Deyimin kökenine baktığımızda ise kullanımının orta çağ dönemlerine kadar gittiğini görmekteyiz. Bilirsiniz, bazı eski söylemlerin sonrasında bilim tarafından da kanıtlandığı birçok olay mevcuttur. Peki burada da böyle bir durum mu söz konusu? Yani korku durumu ile kan arasında nasıl bir ilişki olabilir? 2015 yılında Hollanda'da yapılan bir çalışma konuyla ilgili olarak oldukça ilginç bir bilgiye ulaşmıştır. Normalde korktuğunuz zaman vücudunuzda birçok fizyolojik olay meydana gelir. Bol miktarda salgılanan adrenalin hormonunun sizi savaş ya da sıvış durumuna hazırladığı kompleks bir süreç söz konusudur. Ele alacağımız bu çalışmanın ekibi ise sadece korku durumu ve bazı kan parametreleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada 30 yaşından küçük 24 adet gönüllü kullanılmıştır. Bu kişiler rastgele iki gruba ayrılarak kendilerine filmler izlettirilmiştir. Filmler başlamadan 15 dakika önce tüm gönüllülerden kan alınmıştır. Daha sonra 14 kişilik A grubuna Insidious adlı korku filmi izlettirilirken 10 kişilik B grubuna ise şampanya üretiminin anlatıldığı bir belgesel izlettirilmiştir. Filmin bitimini takiben 15 dakika sonra gönüllülerden yine kan alınmıştır. Bir hafta sonra gruplar yer değiştirilerek aynı deney tekrarlanmıştır. Yani bu sefer A grubuna belgesel izlettirilirken B grubuna korku filmi izlettirilmiştir. Çeşitli nedenlerle 3 kişinin değerlendirme dışı bırakıldığı çalışmada 21 kişinin kan sonuçları analiz edilmiştir. Bu sonuçlar incelendiğinde ise oldukça ilginç bir durum ortaya çıkmıştır. Normalde kanda pıhtılaşmadan sorumlu çeşitli proteinler ve faktörler bulunmaktadır. İlginç bir şekilde korku filmi izleyen kişilerin kanında pıhtılaşma faktörlerinden olan faktör 8'in arttığı gösterilmiştir. Diğer pıhtılaşma faktörleri açısından herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Faktör 8'in pıhtılaşmadaki rolü çok önemlidir. Zira faktör 8'de bir problem olduğunda hemofili dediğimiz durum ortaya çıkar. Bu hastalık yüksek oranda erkeklerde görülen ve pıhtılaşma bozukluğundan kaynaklanan bir kanama hastalığıdır. Hemofili hastalarının %85'inde faktör 8 eksikliği ya da bozukluğu görülmektedir. Peki korku filmi izlerken pıhtılaşmada rol oynayan bir faktörün artması ne anlama gelmektedir? Aslında cevap oldukça basit. Korku, tehlikenin olduğu zamanlarda oluşan bir duygudur.
Tehlike demek sizin zarar görme ihtimaliniz olması demek. O nedenle korku anında vücut faktör 8 adlı pıhtılaşma faktörünü artırarak olası bir yaralanma durumunda meydana gelebilecek bir kanamaya karşı önlem alıyor olabilir.